Hayata dair de bu hafta yaşlı bakım evlerini konuşacağız sevgili seyirciler. Konuğumuz Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Sayın Hatice Jenkins. Canım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanısınız. Hangi amaçla, hangi düşüncelerle bu derneği kurmuştunuz? Ne zaman kurulmuştu? Bir derneğimizi hatırlayalım ilk olarak. Evet, tabii ki. Derneğimizi 2018 yılında kurduk ve 2018 yılı sonu yani resmi bir şekilde onaylandı. Biz 2019'da faaliyetlerimize başladık. Derneğimizin amacı bildiğiniz gibi yani toplumda çok ihmal edilmiş yaşlarımızı toplumda görünür yapmak, onların sesi olmak, sorunlarını gündeme taşımak ve çözüm odaklı bir yaklaşımla onların sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu nedenle biz yola çıktık ve işte 5 yıldır canla başla uğraşıyoruz. Evet. Evet, bildiğiniz gibi. Peki bu dernek kurulduğundan bu yana neler yaptı? Evet. Çok şey yaptınız. Evet, evet. 2018 yılında biz derneği tam kurulma aşamasında Avrupa Birliği'nden küçük bir proje almıştık. İlk adımları onunla attık. Yaptığımız işte kendi altyapımızı geliştirdik, web sitemizi kurduk. Bazı raporlar yazdık. Aslında bu raporlar da yaptığımız bütün çalışmaların bel kemiğini oluşturdu. Çünkü bir durum tespit raporu yazdık her şeyden önce. Orada sorunları tespit ettik ve neler olması gerektiğini, neler yapılması gerektiğini hepsinin altını çizdik. Sırasıyla bunları yani her şeyden önce kurumlarımızın, yasalarımızın olmadığı, kurumlarımızın yetersiz olduğu bunları göz önüne serdik. Çünkü hiç konuşulmayan, herkesin tek tek yaşadığı birçok kitlenin, toplumda birçok ailenin aslında en büyük yarası yaşlımıza. Yeterince bakım sağlayamıyoruz, imkanlarımız çok kısıtlı. Bireysel imkanların kısıtlı olması yanında devletin sağladığı imkanlar çok sınırlı. Biz ne yapabiliriz diye oradan yola çıktık. İkinci projemizi de bu birinci projenin üzerine geliştirerek işte toplumda eksik olan en azından bizim yapabileceğimiz ne var dedik. Burada bakıcıların eğitimsiz olduğu her zaman söyleniyordu. Biz ikinci projemizde bakıcılara eğitim verdik. Hem evde bakıcılık yapan hem de bakım evlerinde bakıcılık yapan bireylere, bakıcılara eğitim verdik. Bakım evi sahiplerine eğitim verdik. Bunun yanında çeşitli devlet kurumları ve yerel yönetimlerden bir kitleyi biz Türkiye'de eğitim gezisine götürdük. Yine güneyde başka bir eğitim gezisinde de güneydeki bakım evlerini ziyaret ettik. Neden bunları yapıyoruz? Çünkü toplumumuzda olmayan bir yaşlı bakım sektöründen konuşuyoruz. Daha bizden daha iyi, daha ileri olan tecrübeleri birinci elden aktarmak ve bizim de ülkemizde bu gibi imkanların yaratılması için öncülük yapmak amacımız. Şimdi burada tabii 5 yıl oldu, biz bunları yaptık. Yasaların yok olmadığını her fırsatta vurguladık. Yasalar bir türlü yapılmadı. Biz de dedik ki o zaman şikayet etmekle olmaz. Biz de kendimiz sorumluluğumuzu üzerimize alıp yine ilgili kurumlarla bir yasa geliştirdik. Geçen yıl tam bu zamanda meclise kadar götürdük. Yani bu bütün prosedürü de izleyerek işte savcılıktan geçerek başbakanlıkta onaylı olarak ivedilikle meclise gönderildi. Hangi safhada şu anda bu yasa? Şimdi maalesef ülkemizin acı bir gerçeği, siyasi kadro sürekli değişiyor. Yani biz o yasayı Hasan Taçoy zamanında çalışmıştık. Onun kadrosuyla, ekibiyle çalışmıştık. Tam böyle bu zamanlarda Hasan Taçoy'un Çalışma Bakanı'nın değişmesiyle yeni gelen bakan ve ekibine biz bu yasayı tekrar anlatıp
işte meclise gelmiş bir yasaya sahip çıkılmasını sağlayana kadar bu yasanın mecliste daha birinci oturumda sahipsiz olduğu varsayımıyla, yani bunu maalesef ülkemizin gerçekleri hep göz ardı ediliyor. Yani bir taraftan siyasi ekip sürekli değişiyor. Bakanın değişmesiyle bütün müdürler, işte yardımcıları, müsteşarlar hepsi değişiyor. Peki biz o yasayı yaparken çalıştığımız ekip orada değil diye o yasaya sahip çıkılmaması ve tekrar yasanın geri gidip de orada tekrar baştan başlayıp da içerinin dağıtılıp tekrar toparlanması, çeşitli yerlerde takılıp kalması bizi tam bir sene geriye attı. Bugün bu yasamız hala daha yeni yasa. Yani bu üzerinde bizim yaptığımız yasa üzerinde yapılan değişiklikler, çalışmalar her neyse tekrar savcılığa gönderildi. Gönderilmesine bile gerek yoktu bence. Çünkü çok büyük bir değişiklikler yapılmadı. Ve oradaki işte şu anda savcılıkta bekliyoruz. Savcılıktan tekrar görüşlerle birlikte Çalışma Bakanlığı'na gidecek. Oradan da eğer onay almışsa Başbakanlık ve oradaki Bakanlar Kurulu onayı ile tekrar meclise gidecek. Ama bakın, meclisin kapanmasına bir hafta, iki hafta kaldı. Biz daha savcılıkla yasayı bekliyoruz. Ne yapıldı bu 8 ayda, 9 ayda? Yani onu da söyleyeyim. Yani hiç kimse aslında bu konuları bizim kadar canı gönülden takip etmiyor. Ben onu kanaat getirdim. Çünkü her adımını izledik. Yasanın geriye iletilip de görüşülme aşamasında sürekli elimizden ne gelirse yardım etmek için hazır bulunduk. Fakat böyle sanki işte bir şeyler yapılıyor fazla bir iletişim kurulmadan ve arkasında da bir yerlerde unutuluyor yasa. Evet. Hatice Hanım, sektörde kaç tane bakım evimiz var? Kaç yaşlımız var? Evet. Sektörde 4 tane özel, 2 tane devletin olmak üzere 6 tane bakım evimiz var. Toplamda yaklaşık 120 kişiye bakabiliyor şu anda ülke olarak. Bu kurumlarımız 120 kişiye bakabiliyor. 85 kişi civarında devletimizin baktığıdır. Geriye kalanlar da özelde bakılanlardır. Bunlar, özür dilerim, 120 dedim, 220 diyecektim. Bunlar maalesef bizim ne kadar yani kapasitemizin ne kadar geri kaldığı, bugün hızla yaşlanan bir topluma sahibiz. Fakat biz kurumlarımızı, yasalarımızı henüz hazırlamadık. Yani yaşlı sayısına baktığınız zaman 65 üstü yaşlı sayısına baktığınız zaman artan, yani 30 bin civarında bir yaşlımız var. Onun %5'ini bile alsanız bugün, yani 300 civarında bir yaşlıya bakabilme kapasitesi olması gerekiyor. Devletimizin, sadece devletin bakması gereken en az 300 kişilik bir kapasitemiz olması gerekiyor. Fakat 85 kişiye bakabiliyoruz devlet olarak. Peki geriye kalan yoksul, kimsesiz, çocuğu olmayan yaşlılarımız ve bunların birçoğu da engelli yaşlılarımızdır. Yani gençliğini, çocukluğunu veya gençliğini engelli olarak geçirmiş, yaşlılık dönemine geldiğinde de gerçekten bakıma muhtaç olan çok yaşlımız vardır. Görme engelli olanı var, yürüme engelli olanı var, otistik yaşlılarımız var, Down sendromlu yaşlılarımız var, şizofreni yaşlılarımız var. Bunlar engellidir ve maalesef 45-50 yaşlarında öksüz kalıyorlar. Yani kendi anne babaları ölüp gittikten sonra bu engelli bireylere bakan, kol kanat geren, güvenli bir ortam sağlayan devletin kurumlarından başka birisi olamaz diye düşünüyorum. Çünkü bugün aileler kendi çekirdek ailesini sürdürmekle mücadele ederken, yani görüyorsunuz boşanmalar çok çok yüksek, toplumun aile yapısı çok değişti.
Ve geçim derdinde, bugün bütün aileler geçim derdinde, çocuklarının eğitim derdinde. Peki engelli abisine, işte şizofreni kardeşine, yani 24 saat bakım isteyen akrabalarına bakabilecek durumu kaç kişinin var, kaç ailenin maddi veya manevi, kaç ailenin vakti var veya manevi, maddi kaynakları var? Bunu göz önünde bulundurmak lazım ve devletimizin, yani anayasada da belirtildiği gibi, birinci görevi vatandaşı kendi kendine bakamayan, akıl ve ruh sağlığı yerinde olmayan, fiziksel yönden bakıma muhtaç, engelli insanlarımızın, yoksul, kimsesiz, mağdur yaşlarımızın da bakımını sağlamakla yükümlüdür. Nasıl ki bir çocuğa sahip çıkmak, onu korumak, gözetmekle görevidir, yaşlıya bakmak, gözetmek de devletin görevidir. Evet, yaşlı bakım evlerinin sıkıntıları diyoruz, hep evet. Sorunlarını konuşuyoruz. Hatice Hanım, belli başlı en ilgili sorunu nedir bakım evlerimizin? Hani bina yetersizliği, bakıcı sorunu mu? Nedir? Evet. İçinde bulunduğu en evet. önemli, acilen çözüm üretilmesi gereken hı-hı. sorunlar nelerdir? Evet, bakım evlerinin en acil sorunu bakıcı, eğitilmiş bakıcı şu anda ve bina sorunları vardır. Çünkü bugün talep artıyor. Sürekli onların kapısını çalıp da yaşlılarını barındırmak isteyen aileler var. Fakat kapasite yetmiyor. Yani bildiğiniz gibi bakım evleri, küçük küçük evleri almış, aile evlerini almış ve bunları bakım evi şeklinde çevirmişler. Bu yerler yaşlılarımız için çok da konforlu olan yerler değildir. Çünkü yer çok kısıtlı, ortaklaşa, yani etkinlik yapabilecekleri odalar olsun, büyük bir mutfak olsun, bunlar çok sınırlı. Yani bakıyorsunuz yaşlılar tavuk kümesi gibi, işte 10 kişinin kalaması, yani 5-6 kişinin kalması gereken yerde 10 kişi kalıyor. 10 kişinin kalması gereken yerde 15-20 kişi kalıyor. Bunları görüyoruz. Yani balkonu kapayıp da bir oda şeklinde geçirmek, işte baraka gibi bir ek bina yapıp, ek bir oda yapıp, bir kişiyi, iki kişiyi daha barındırmak. Bunlar çözüm değildir. Yani bakım evleri çaresizlikten var olanları kullanıp da hizmeti vermeye çalışıyor. Fakat bu hem kendileri mağdur oluyor, yıpranıyor, hem de aileler böyle yani ne bileyim böyle çok güzel bir bakım değil, yani görüyorsunuz çok çok sıkışık bir şekilde bakım oluyor, yani kendi özelleri olmuyor, kendi işte bir odada 4 kişi 5 kişi kaldıktan sonra nasıl bir hayattır, yani bunu düşünün. En basiti, giysinizin değişirken kendi özel bir odanız yok. Yani bunlar çok sıkıntı yaratıyor. Bakım evleri istemez mi daha iyi imkanlar olsun? Tabii ki istiyorlar. Ama var olan imkanlar bunlar. Bakım evleri kiralayacak bina dahi bulamıyorlar. Yani 6 ay önce Mausa'daki bir bakım evi kiralayacak bina bulamadık. Çünkü hiç kimse kiralamak istemiyor. Yani bakım evi olarak binasını kiralamak istemiyor hiç kimse. Peki bakım evlerinin maddi kaynakları var mı? Bugün bir bina inşa etmek, en az nereden baksanız yerini alıp da üzerine bina yapmak 1 milyon sterline yakın bir külfet getiriyor ve bunu hiçbir bakım evi karşılayabilecek maddi imkanları yoktur. Bunu konuşmakta fayda var, çünkü biz yasayı yaparken, bu yasayı yaptıktan sonra da işte bir yıl içerisinde yetkililerin bakım evi sektörünün önünü açmak için kredi vermesi, gerek imkanları yaratması ve eğitim programları yaratmasını bekliyorduk. Biz bunların, yani hiçbir hareketlilik görmedik henüz. Yasa er veya geç çıkacaktır. Yani bu yasa bir sene oldu, çıkmadı, bir yerlere takıldı. Ama ümidimiz tükenmedi. Biz bu yasanın peşindeyiz, mutlaka çıkacaktır. Yasa çıktıktan sonra binaların bütün özellikleri, olması gereken, taşımaları gereken özellikler, alanları, metrekaresi, kapıların genişliğinden tutun,
işte yüksekliği, binanın odaların yüksekliği, camların, pencerelerin boyutları hepsi bunların verilecektir. Yani bunlar bina inşa edilirken izlenmesi gereken standartlar olacaktır. Bir de bakıcı sayısı, yani personel sayısı, kimleri iş alacaksınız? Yani bir tek yaşlı bakıcısı değil. Şu anda bakım evlerinde bir tek yaşlı bakıcısı bulabiliyorsunuz personel olarak. Aşçısı yoktur, temizleyicisi yoktur, çamaşırcısı yoktur, ne bileyim işte fizik tedavicisi yoktur, psikoloğu yoktur, hemşiresi bile yoktur birçoğunda. Yani bunlar artık yoktur deyip geçilmeyecek. Bunların cezaları olacak. Hem para cezası hem hapislik cezası olacaktır. Yani yasanın çıkması işte boyutları biraz değiştirebilecektir. Yani şimdi niye yasa yok ve niye yasanın olmaması büyük bir fark yaratıyor? Çünkü yasa olmayınca yaptırım gücünüz olmuyor. Denetliyorsunuz, işte hemşireniz yok, hemşireye alın diyorsunuz veya binanın eksiklerini söylüyorsunuz ama bunun yapılmadığı takdirde cezası olmadığı için ceza kesemiyorsunuz. Yani bu artık değişecek. Yani cezayı uygulamalar işleme girecek. Ve bunlar böyle bayağı külfetli maddi cezalar olacak. Yani asgari ücretin 3 katı, 5 katı, 10 katı gibi cezalar uygulamaya geçecek. Bunlar bakım evlerinin artık belli standartları tutmalarını gerektirecek. Ama dediğim gibi bu bakım evlerini biz yasayla ya hepsini birden kapatacağız ya da devlet belli bir politikayla bu bakım evlerini daha iyi standartlara çekmek için de kaynakları sağlayacak. Bilebilikle yasanın geçmesi gerekiyor ki bir takım iyileşmeler de hayata geçsin. Evet. Hatice Hanım, bu yaşlılık evlerindeki yaşlılarımızın bir hastane ortamına gittiği takdirde orada da karşılaştıkları bir takım sıkıntılar var, ciddi evet. sıkıntılar var. Tabii ki. Bunlar neler, bunun için ne yapılması gerekir? Yani evet. az önce de belirttiğiniz gibi çocuğu olmayan yaşlımız vardır ya da yakını, evladı yurt dışındadır. Evet. Kimsesi yoktur ve bu insan hastane ortamına gitmesi gerektiği şekilde ciddi bir rahatsızlık içerisindedir. Evet. Evet. Peki geldik ambulansla hastaneye getirdik. Orada neler yaşanıyor? Evet, bu en büyük, en ciddi sorunlarımızdan bir tanesi aslında. Dikkat çektiğiniz için çok teşekkür ederim. Yani bizim de zaman zaman Sağlık Bakanlığı'na hem yazılı olarak hem de basında sürekli gündeme getirdiğimiz en büyük sorunumuz. Çünkü bildiğiniz gibi devlet hastanelerinden hizmet alabilmek için muhakkak bir refakatçi olması gerekiyor. Şimdi kimsesiz yaşlılarımız refakatçisi olmadığı için devlet hastanesine geldiği zaman çok mağduriyet yaşıyorlar ve onlara bakan, onlarla ilgilenen kimse yok. Onu söyleyebilirim. Bir de eğer bakım evinden geliyorsa yaşlımız, bakım evi sahibi taciz ediliyor. Kimler tarafından? İşte hastane personeli tarafından, hemşireler tarafından, görevli doktorlar tarafından veya hastane idari memurları tarafından bakım evi sahibi aranıp taciz ediliyor. Derhal hastaneye gelip hastaya sahip çıkması isteniyor. Şimdi bu yasal olarak doğru değildir. Çünkü bakım evileri verdikleri, imzaladıkları sözleşmeyle, yani biliyorsunuz yaşlı bakım evine yattığı zaman yaşlı yakınıyla bir sözleşme imzalanıyor. Orada bakım evi sahibinin, bakım evinin ne gibi hizmetler sağlayacağı ve o hizmetin hangi ortamlarda verileceği de ve ücretler konusunda da bir sözleşmedir bu aslında. Ve o sözleşmede bakımın bir tek bakım evinde sağlandığı açık ve net olarak belirtiliyor. Bakım evi sahibi veya bakım evi personeli yaşlıyı evi dışında hizmet vermek zorunda değildir. Ve burada normalde yaşlımızın herhangi bir bakım evinde yaşayan bir yaşlının herhangi bir sağlık durumunda bakım evi sahibi yaşlı yakınlarını derhal bilgilendirmek zorundadır.
ve yaşlı yakınları da gidip yaşlısına sahip çıkıyor ve karar veriyor. Tedavi konusunda bakım evi sahibiyle ortak bir görüşle ya hastaneye yatırılıyor, aile isterse özel hastaneye götürüyor, isterse doktoru oraya getirebiliyor. Ama kimsesiz yaşlılarımız genellikle derhal ambulansla devlet hastanesine gönderiliyor. Şimdi orada birçok kez sorunlar yaşandı. Bunu dile getirdik ve yapılan bilgim dahilinde olanı söyleyeyim. Yeni yapılan yasalarda bulunan düzeltmelerle kadro açıldı ve hasta bakıcıları 100 kontenjan hasta bakıcısı alabilmek için yasal engeller ortadan kalktı diyebiliyorum. Fakat hasta bakıcı kadrolarının hala daha boş olduğu bilgisindeyiz. Bunların ivedilikle hasta bakıcı hastanelerde hasta bakıcı alınması ve yaşlılarımıza, engellimize hasta bakıcılarının bakması artık kaçınılmazdır. Çünkü yani bir taraftan hemşire ve doktorlara karşı sitem ediyoruz ama tabii ki onların görevi değil deyip de bakmamak da insani bir hareket değildir, onu biliyorsunuz. Yani bir bardak suya muhtaç olan yaşlarımızı sedye üzerine bırakıp da benim sorunum değil diyemezsiniz. Bu insani bir suçtur. Yani siz kendi gözetiminizde olan bir hastayı göreviniz değil diye işte orada bakımsız bırakamazsınız. Altı alınması gerekiyor, yemek yedirilmesi gerekiyor, su verilmesi gerekiyor. Bu hastaların, yani hastanede suyu bile gidip kantinden alıp geliyorsunuz. Bakın, bu hastanın parası yok, kimsesi yok bu suyu vermesi için ve beni ilgilendirmez diyemezsiniz burada. Yani bu bir insanlık suçudur, onu söyleyeyim. Fakat devletimiz de burada o imkanları yaratmak için bir adım atmış değildir. Yani burada kadroyu yaratmak sadece bir adımdır. Bu kadrolara gerekli kişileri aldınız mı? İşe aldınız mı? Bunları görevlendirdiniz mi? İş tanımlarını yaptınız mı? Nerede? Yani bakım nerede? Biz hala daha 5 yıldır bunları konuşuyoruz. Hastanede mağduriyet çok çok yüksek. Ve biz bunu aslında mağduriyet değil, artık yaşlı ihmal ve istismarı diyoruz. Ve bu devlet eliyle işleniyor bu yaşlı ihmal ve istismarları. Bakın, yani önümüzdeki günlerde yaşlı ihmal ve istismarları farkındalık günü geliyor. 15 Haziran'da yaşlı ihmal ve istismarları uluslararası farkındalık günüdür. Bunları konuşalım artık. Yani toplumun en eğitimli kitlesinin eline bakıyoruz. Doktor ve hemşirelerin eline bakıyoruz. Duyun, görün artık yaşlılarınızı. Yani bunlar, Allah kimseye göstermesin, ama sizin anne babanız da olabilirdi. Siz yurt dışında olabilirdiniz ve anne babanızın hastanede tek başına kimsesiz yattığını düşünün. Yattığını düşününüz. Yani bunlar her insanın başına gelebilecek trajediler, facialardır maalesef. Aslında yaşlılarımızın ne gibi hakları var Hatice Hanım? Yani bunları yaşlı, ne kadar biliyoruz? Evet. Yaşlı hakları insan haklarıdır. Yani insan hakları neyse yaşlı hakları onlardır. Onun ötesinde mesela diyebiliriz ki, yani bir yaşlıyı zorla evinden söküp de bir bakım evine koymak doğru değildir. Bir yaşlı kendi kararıyla hayatını hala daha bir birey olarak kararlarını kendi vermesi gerekir. Yani çocukları onu işte zorla yaşlımızın kararlarını kendileri alması doğru değildir. Bu insan haklarına karşıdır. Yani ruh sağlığında da budur. Yani ruh sağlığında da biz ruh sağlığı yerinde değil deyip de bireylerin hayatıyla ilgili çok ciddi kararlar alıyoruz aslında. Bu da hatalıdır. Yani kendi bilinci yerinde değilse hastanın, tabii ki bu değişik bir konu ama eğer bilinçli hastaysa, bilinçli yaşlıysa yaşlımızın ve hastamızın da görüşleri alınması gerekir. Yani zorla bir insanı bir yere hapsedemezsiniz. Yani bir bakım evine zorla, istemediği halde, tanımadığı bir ortama zorla götüremezsiniz. Bunlar
gerçekten yaşlılarımızın insan haklarına aykırı şeylerdir. İnsanlarımız hiç önemli değil. Ne kadar varlıklı oldukları önemli değil ama temel bakımlarının yapılması, temel gıdalarına erişebilmeleri, insan ilaçlarına erişebilmeleri, bunlar hep yaşlılarımızın haklarıdır. En doğal haklarıdır. Maddi kaynakları olsa veya olmasa ilaçlarına erişme hakları vardır. Temel gıdalarını alma hakları vardır. Sıcakta işte yaşanabilecek bir ısıda yaşayabilme hakları vardır. Yani soğukta, aşırı soğukta veya aşırı sıcakta yaşama da, yani bu yine bunları engellemek için yani bunlar da insan haklarına aykırıdır. Yani bir yaşlıyı 40 derecede bir evde bakma ne derece doğrudur? Bu da insan hakkına aykırıdır. Soğuk günlerde de onu, yaşlılarımızı çok soğuk bir ortamda bakmak da insan haklarına aykırıdır. Bunlar da önemli noktalardır. Hatırlarsanız kalkanla gündeme gelmişti ve klimalar takılmıştı. Yani gönül arzu eder ki bu sorunlar gerçekten halka yansıyıp da utanmamız gerekmeden çözülsün, hallolsun. Çünkü hepimizin bir yaşlısı vardır ve içimiz sızlıyor. Hepimiz birer yaşlı adayız zaten. Aynen öyle, evet. Hatice Hanım, vermiş olduğunuz bu mücadelede belediyelerle güzel istişareler içindesiniz. Evet. Onlarla ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? Evet. Belediyeler aslında birinci hizmet noktası olarak halkı yakından takip eden kurumlardır. Yani bütün bize dokunan bütün hizmetler ve refah düzeyimizi sağlayan bütün hizmetler, işte çöpün alınması, yolların düzgün çalışıyor olması, işte elektrikle, daha doğrusu aydınlanmış olması, hepsi belediyeler bu konularda görevleri vardır. Bunun da ötesinde belediyelerin yaşlı birimleri vardır. Bütün belediyelerimizin yaşlı birimleri var ve o yaşlı birimlerinde ne oluyor? Yaşlılarımız ayda bir ziyaret ediliyor ve bu liste sürekli güncelleniyor. Yani vefat eden yaşlılarımız listeden çıkartılıyor. Yeni 65 yaş üstü, 65 yaşını geçirmiş yaşlılarımız da o listeye ekleniyor. Bunlar önemlidir çünkü belediyeler toplumun bu değişen demografik yapısı içerisinde hızla yaşlanan yaşlılarımızı tanıyıp onlara hizmet götürmesi çok güzel bir şey, bir hizmet. Ne oluyor? İşte yaşlılarımız evde tansiyonu ölçülüyor, şekerine bakılıyor, işte kuaför hizmetleri veriliyor, diyetisyen hizmetleri veriliyor. Gerektiğinde, yani bunlar aslında bu hizmet yelpazesi bizim belediyelerle olan çalışmalarımız ve işbirliklerimizde daha da artırılıyor. Yani yaşlıyı daha çok toplumda görünür yapmak için. Örneğin özel günlerde, yaşlılar gününde güzel bir sosyal etkinlik yapıyoruz. Gazi Mausa Belediyesi ile bunu artık geleneksel bir şeye oturttuk ve her yıl 1 Ekim'de güzel bir işte dışarıda, dış bir mekanda, surlar içinde çalgılı, oyunlu, işte belediye 3-500 kişilik bir kalabalığa bu hizmeti veriyor. Biz de dernek olarak çeşitli yardımlarda, bağışlarda bulunuyoruz. Örneğin atıştırmalıklar veya içecekleri sağlıyoruz. Kendi üyelerimiz de oraya geliyor ve yaşlılarla sohbet ediyoruz. Bunlar güzel ve olması gereken etkinliklerdir. Diğer belediyelerle, Lefkoşa Belediyesi ile benzer çalışmalarımız oluyor. Geziler düzenliyoruz. Örneğin kendi ülkemizi tanıyalım, kendi şehirlerimizi, tarihi dokumuzu hissedelim. Yaşlılarımıza güzel bir gezi düzenlemek için bazen Lefkoşa'yı adım adım Lefkoşa gezimizi yaptık. Adım adım Mausa gezimizi yaptık. Burada da yine bir araya gelme, sohbet edebilme, tarihi yerleri gezme, görme, eğlenme. Bunlar da yine hem belediyelerle hem de toplumla iç içe yaptığımız etkinliklerdir. Yaşlılarımızın ilaçlarının tedarik edilmesi konusunda, evet,
belediye yaşlı biriminin ciddi bir desteği evet. var sanıyorum size. Evet, evet. Bu Gazimağusu Belediyesi'nin Sağlık Bakanlığı'yla geçmişte yaptığı anlaşmalarla, örneğin bakım evlerinde yaşayan ve devletten ilacı olan yaşlılarımızın ilacı hastaneden temin edilip bakım evlerine gönderiliyordu. Halen bu yani reçete krizinden sonra bu devam ediyor mu emin değilim. İnşallah devam ediyordur ama bunun da ötesinde evlerde yaşayan yaşlılarımız, onlar için de her ay gidip ilacını işte devlette reçete yazdırıp kuyrukta bekleyip işte ondan sonra da eczaneyi beklemek, eczaneden ilaç alıp ve ilaç da varsa tabii ki bu ilaç da birçok kez bir saat bekledikten sonra ilacın olmadığı da bulunuyor, görünüyor. Bunlar sıkıntılı sigortalardan işte ilacını alıp alamadığı hala bir sistem yerine oturmuş değildir. Yaşlarımız mağdurdur. Bütün hastalarımız aslında mağdur. Ama en çok da yaşlılarımız. Çünkü elden ayaktan kesilmiş, gerçekten yani beklemeye dahi takatı olmayan, ayakta duramayan, tekerlekli iskemlede hareket edebilen yaşlılarımız vardır. Bunların birçoğunun kendi yakınları ya aynı şehirde yaşamıyor veya işini bırakıp gidemiyor, sık sık yaşlısını ziyaret edemiyor. Bunlar bize büyük sıkıntı yaratıyor. Yaşlarımızın daha çok sahip çıkılması gerekiyor. Yaşlarımıza daha çok hizmet verilmesi gerekiyor. Bütün belediyelerin aslında hem ilaç konusu olsun hem evlere hemşire gönderip de ayda bir olsa yaşlarımızın sağlık durumu arada bir çek edilse çok çok yerinde olur diye düşünüyorum. En büyük desteği sanıyorum evet. yerel yönetimlerden evet. görüyorsunuz bu noktada. Çok doğru, çok doğru. Peki, ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Katıldınız. Bu verdiğiniz evet. kıymetli bilgiler için yapacağım. Ben teşekkür ederim. Sesimiz olduğunuz için çok sağ olun. Dair'de bu hafta yaşlı bakım evlerinin içerisinde bulunduğu sıkıntıları ekranlara taşımaya çalıştık. Haftaya farklı konu ve konuklarla yeniden birlikte olmak dileğiyle.